Merhaba arkadaşlar. Bugünkü senaryomuzda şöyle bir trigger senaryomuz var. Diyelim ki yeni account oluştururken bildiğiniz gibi yeni account oluştururken burada billing country diye bir field'imiz var. Eğer bu field USA şeklinde değil de diyelim ki Amerika olarak dolduruluyor. Eğer Amerika olarak doldurulsa bu yanlış olarak algılansın ve trigger sayesinde bu USA olarak değiştirilsin. Bir önceki senaryomuza benziyor. Ama hani daha çok pratik olsun diye farklı bir örnekle daha fazla pratik yapalım diye böyle bir senaryo getirdim. Şu anda bir denesek, görsek ne oluyor? Diyelim ki bir account, new account, bir şekilde bir account create yapıyorum. Buraya USA değil de Amerika yazıyorum. Amerika yazınca ben istiyorum ki Amerika girilmesin. Yani eğer Amerika girilecekse USA şeklinde girilsin. Ama şu anda biz bunu kaydettiğimiz zaman account kısmına geliyorum. My accounts diyorum. Bunu pin yapıyorum. Evet görüyorsunuz New Account 1. Buranın Billing Country'sini göremiyoruz. Hemen buradan Billing Country'yi alalım. Hani daha görmek için. Şurada istemediklerimizi sol tarafa atabiliriz. Billing Country'yi biraz yukarı getirelim. Evet Save diyoruz. Gördüğünüz gibi Amerika yazdı. Ama ben istiyorum ki Amerika girilmesin. Ne zaman Amerika girilirse bu otomatik USA olarak değişsin. Bunu gerçekleştiren bir trigger yapacağız. Yine Developer Console'dan yapacağız. Developer Console'a gidiyoruz. Yeni bir trigger oluşturuyoruz. Adına da Account Trigger diyorum. Account Trigger diyorum. Object olarak da Account'u seçiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde trigger'ımızı oluşturduk. Yine Before Insert diyorum. Çünkü eklemeden önce bu değişikliğin yapılmasını istiyorum. Yani database'e eklenmeden önce bu değişiklik yapılsın. Daha sonra sisteme eklensin. O şekilde istiyorum. Yine her zaman olduğu gibi for each loop'umuzu yapalım. Çünkü biz oluşan yeni listenin, trigger new diye oluşan yeni listenin bazı alanlarını değiştirmek istiyorum. O yüzden for each loop'a ihtiyacım var. For each loop yapıyorum. Burada ne ile başlıyoruz? Tabii ki account ile başlıyoruz. Account. AC diye adlandırabiliriz. AC 2 nokta üst üste listemizin adı. Listemizin adı ne? Trigger nokta new. Trigger nokta new parantezlerimizi açıp burada kapatıyoruz. Evet. For each loop'umuz bu. Şimdi biz ne istiyoruz? Şunu istiyoruz. Diyoruz ki eğer account'umuzun billing country kısmı Amerika olarak doldurulursa bu otomatik USA değilsin. O zaman ne yapmamız gerekiyor? If dememiz gerekiyor. If diyeceğiz. If diyoruz. AC'nin billing country'sini alıyoruz. Yani billing country burada. Billing country'yi alıyoruz. Eğer bu Amerika'ya eşitse biz buna ne diyoruz? İstersen şu şekilde de büyük harflerle de yazabilirsiniz. Eğer büyük harflerle yazılmışsa şu şekilde billing country eğer eşittir Amerika ise bu durumda ben şunu istiyorum. Bu durumda ben billing country'nin değişmesini istiyorum. Ama sadece Amerika yazıldığı zaman. Eğer Amerika dışına bir şey yazılıyorsa problem yok. Ben sadece Amerika'ya yazıldığı zaman USA olarak değişmesini istiyorum. Çünkü diyelim ki bizim sistemde sürekli bu yanlış olarak ekleniyor. Bazıları Amerika ekliyor, bazıları USA ekliyor. Diğer ülkelerde böyle bir problem olmamasına rağmen diyelim Amerika adına böyle bir problem var. Sürekli bazıları USA ekliyor, bazıları Amerika ekliyor. Biz de istiyoruz ki Amerika girildiği zaman otomatik USA'ya dönüşsün. O zaman ne yapacağız? AC'nin billing country'sini biz nereye eşitleyeceğiz? Yeniden update yapıyoruz, güncelliyoruz. Bunu biz neye eşitliyoruz? USA'ya eşitliyoruz. Bir önceki trigger'lar neredeyse hemen hemen aynı. Sadece biraz mantık farklı. Bu şekilde değiştiriyoruz. Artık bizim
Billing country'miz Amerika girildiği zaman otomatik USA'ya dönüşecek. Bu şekilde değişecek. İsterseniz kaydedelim. Daha sonra yeni bir account oluşturup çalışıp çalışmadığına bakalım. Öncelikle ne diyoruz? New account diyelim. Account. Buna 2 diyelim. Evet. Şimdi Billing country'ye geliyorum. Amerika yazıyorum. Amerika yazdığım zaman ne olacak? Save diyorum ve bakıyorum. Bizim Billing Country USA'ya dönüşmüş oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? USA oldu. Peki ben yeni bir tane ekleyeyim. Diyeyim ki bu kez şey diyelim. New Account 3 diyelim buna. Bu kez Billing Country Türkiye eşitleyelim. Türkiye diyelim. Bu şekilde değişmemesini bekliyoruz. Çünkü biz bunu sadece Amerika girildiği zaman USA olarak değişsin diye oluşturmuştuk. Bu şekilde yaptığımız zaman bakıyoruz New Account 3'de ne var? Turkey var. Yani değişmiyor. Sadece Amerika girildiği zaman USA'ye dönüştüğünü görüyoruz. Evet arkadaşlar. USA'ye dönüştüğünü görüyoruz. Şu anda benim mesela New Account 1 var. Diyelim ki hani Türkiye'yi Amerika'ya çevirdik. Burada bunu Amerika yazdık. Amerika'ya yazdığınız zaman USA dönüşmüyor. Neden dönüşmüyor? Çünkü benim görüyorsunuz kullandığım context before insert. Eğer siz buna bir de before update eklerseniz bunu da görmüş olalım şimdi. Before insert'te de yapacak, before update'de de yapacak. O zaman şöyle bir şey olacak. Siz diyelim ki buraya Türkiye yazınız. Türkiye yazınız. Problem değil. Bu Türkiye olarak değişecek. Ama siz bunu ne zaman Amerika'ya çevirirseniz o zaman USA olarak değiştiğini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi biraz fazla zaman aldı. Bu zamanı neden fazla zaman alıyor? Çünkü trigger'ı çalıştırıyor. Orada belki biraz daha fazla zaman alması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu anda bizim oluşturduğumuz trigger hem before insert çalışıyor hem de before update çalışıyor. Insert yaparken de Amerika girdiğiniz zaman bunu USA'ya dönüştürüyor. Update yaparken de eğer Amerika girerseniz bunu USA'ya dönüştürüyor. Bu şekilde bir trigger oluşturmuş olduk. Umarım faydalı olur.